Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kültür ve sanat şenlikleri kapsamında Rahvan At Yarışları düzenlendi. Yarışmaya Ege bölgesinin değişik illerinden toplam 75 rahvan at katıldı. At meraklılarının büyük ilgi gösterdiği yarışlar 10 farklı kategoride düzenlendi. Final koşmaya hak kazanacaktır. Düzgün sürelim. Atların yarış esnasında koşması, masa hakemlerin uyarısına rağmen devam etmesi, diskalifiye olmasına neden oluyor. Muğla Rahvan At Yarışları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü Başkanı Haluk Çetiner, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi. Çetiner, yarışlar 10 kategoride yapılıyor. Toplamda 75 at yarışlara katıldı. Federasyona dahil olmadığı için yarışlara katılım biraz düşük oldu. Yarışlara Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar gibi illerimizdeki ve ilçelerimizden katılımı oldu. En büyük amacımız geleneksel kültürü yaşatmak. Bu ırkı yaşatmamız, geliştirmemiz lazım. Aynı zamanda gelecek kuşaklara bu kültürü aktarmamız için de bu tür yarışlar önemli dedi. 19. yaptığımız geleneksel at yarışının Muğla'daki 10 grup var, kategori olarak 10 kategori var. Toplamda 75 atımız geldi. Bu federasyonun kayıtlı bir yarış olmadığı için biraz düşük oldu katılım. Ama gene de memnunuz. Atçılarımızla misafirlerimize teşekkür ederiz. Buraya yarar geldi. Evet. Gürsoy Dağlı. Akbilerek Bayrak Hakemi emrine giriniz. İzmir Kuşadası var. Pınarbaşı var. Nazilli var. Aydın Köşk var. Tavas var. Kale var. Birçok yerden Ege'den bütün atçılar katılıyorlar. Tabii esas olan o zaten. Hem kültürümüzü yaşatmak hem de bunu genç kuşaklara sevdirmek. Bütün amacımız bu. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Teşekkürler. 3. sıradaki diskalifiye.